Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun ilerleyen dakikalarında Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'in Aselsan tesislerinde gerçekleştirdiği incelemeleri bizzat sizlere aktaracağım. Fakat öncesinde müsaade ederseniz kısa bir açıklamada ben yapmak istiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki bütün M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Aselsan tesislerine giderek modernize edilen tankları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Fırat projesi kapsamında modernize edilen M60T tanklarına kazandırılan yeni teknoloji ve kabiliyetleri yerinde inceledi. Başkan İsmail Demir, Aselsan'a yaptığı ziyarette Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün ve yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Fırat projesi kapsamında modernize edilen bir M60T tankına entegre edilen yeni teknoloji ve kabiliyetleri yerinde inceledi. İsmail Demir, bu tank dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir tank haline gelmiş durumda. Bu şu anlamada geliyor. Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu tank kazandığı kabiliyetleriyle dünyadaki en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor şeklinde konuştu. İsmail Demir sözlerini şöyle sürdürdü. Böylece bir taraftan Altay tankımızın seri üretim çalışmaları sürerken, bu tanklarımız da modernize edilerek dünyada en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş olacaklar. Bu konuda emeğe geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Ve bu hızla inşallah çok daha iyi ürünler piyasaya sürmelerini, ordumuzun envanterine vermelerini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Fırat projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ana muharebe tanklarına ilave yetenekler kazandırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Mayıs 2017 tarihinde başlatıldı. Proje kapsamında M60T tankının modernizasyonu Aselsan tarafından gerçekleştirildi. Envanterdeki tüm M60T tankları M60TM konfigürasyonuna yükseltildi. Söz konusu tank entegrasyon faaliyetleri sınır bölgelerimizde Savunma Sanayi Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Aselsan personelinin çabalarıyla gerçekleştirildi. Proje, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirildi ve modernize edilen tanklarımız ordumuzun kullanımına sunuldu. M60T tankının modernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edildi. Tankların gerek yakın orta mesafe atış kabiliyeti, gerek yakın uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri, gerekse de tankın ve personelin idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı. Şimdi sizleri Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in incelemelerini gerçekleştirdiği ve röportaj verdiği anlarla baş başa bırakmak istiyorum. Şu an bir M60 tankının önünde duruyoruz. M60 tankı deyince buna M60T diyelim. Zamanında bu tank İsrail'de modernize işleminden geçmiş bir tank. Yani savunma sanayi olarak yine yurt dışına bağımlı olduğumuz zamanlarda mecburen oraya verilmiş bir proje. Ama şu anda bu tankın üzerine o modernizasyonun da ötesinde çok daha fazla unsurlar eklenmiş bulunmakta. Aselsan'da yapılan çalışmalarla tankımızın üzerine tehdit, uyarı, ikaz sistemleri, çeşitli görüntüleme sistemleri,
karşı tedbir sistemleri ve daha da önemlisi dünyada sadece 3 ülkede bulunan aktif koruma sistemleri yerleştirilmiş durumda. Bu da savunma sanayimizde nereye geldiğimizin çok güzel bir göstergesi. Bu tank şu özellikleri ile dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir tank haline gelmiş durumda. Bu şu anlama da geliyor. Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor. Gerek koruma sistemleri, gerek uyarı sistemleri, özellikle zırhın da ötesinde kullandığı aktif koruma sistemlerinin yanında atış kontrol sistemleri, idare sistemleriyle beraber bir modern tankın önünde duruyoruz. Türkiye'nin kullandığı daha önce envanterinde olan eski tankların bile modernize edilerek çok kabiliyetli hale getirilmesiyle ilgili bir süreci yaşıyoruz. Bu M60 tankının yanında envanterde bulunan Leopard tanklarında modernizasyon işlemi devam ediyor. Bu modernizasyon işlemi sırasında bazı unsurlar, mesela zırhın vesaire dışarıdan teminiyle ilgili yapılan çalışmalarda orada temin süresiyle ilgili verilen takvimden çok daha kısa sürede geliştirme yapıldı. Bu tanklar uygulandı. M60'ların takibi olarak Leopard'lar da paralel olarak modernize edilmeye devam edilecek. Böylece bir taraftan Altay tankımızın seri üretim çalışmaları sürer iken bu tanklarımız da modernize edilerek dünyada en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş olacak. Bu konuda emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Aselsan'a, SAGE'ye, Roketsan'a, diğer savunma sanayi şirketlerimize, araç yapan, tank yapan, zırhlı araç üreten şirketlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Bu hızla inşallah çok daha iyi ürünler piyasaya sürmelerini, ordumuzun envanterine vermelerini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz.